Evet, selam arkadaşlar. 5 Ocak 2024 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugün Global Lab'imiz gene güzel. Geçen haftaya göre tabii ki o kadar güzel değil mi? Zaten geçen hafta absürt derece doluydu. Bu hafta böyle iyi olması güzel. Şu an aslında normal olması gerektiği rayına oturdu diyebiliriz Global Lab. Her hafta böyle gelse güzel gidecek gibi duruyor. Öncelikle bir de başlamadan önce şöyle bir duyuru yapayım. Zaten geçen 2 hafta önce galiba bir duyuru yazmıştı Tenzi. Hatta ben yamayı okurken onun üzerinde çok kısa değinmiştim. Biliyorsunuz bu Tenzin bir ebe randevusu vardı. O yüzden klas yamalarını geç yapacağım yazmışım. Millet sormuş ne alaka diye. Onun resmi duyurusuna geçti Tenzi, tahmin ettiğim gibi olmuş. Hamile olduğu için bu çevirme veri siteyle ilgilenme işlerine ara veriyor. O yüzden başka biri yapacak. O yüzden birkaç hafta boyunca böyle alışana kadar ya da ileriki seviyelerde biraz daha geç gelebilir ya da çeviri biraz daha normale göre uyduruk ya da eksik olabilir. Onu da bildirsin yapılmış bilginize. O yüzden Global Lab'de yanlış falan olursa nedeni o. Tabii ki biz Türkçe'de okuduğum için zaten Google Translate biraz bozuyor, onları ben düzeltiyorum da. Hani ben de arada yanlış anlarsam İngilizce'den kaynaklı, nedeni o olabilir bilginize. Bir de videolar daha geç yüklenirse gene nedeni o olabilir, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi. Ticaret geçici olarak kaldırıldı. Yanlış duymadınız. Sipariş sözleşmeleri yoluyla yürütülen genel ticarete ara veriliyor arkadaşlar. Külçe, mahsul kutuları ve benzeri için işleme ticareti aynı kalacaktır. Zaten bunu önceden söylemiştik. Şu anda bu genel ticaretin Blacklist'in uçsuz bucaksız dünyasına karakterin ve çekiciliği daha iyi koruyacak şekilde nasıl tanıtabileceğimizi araştırıyor. Biliyorsunuz bunlar çok uzun yıllar önce ticaret çıkarmıştı. Sonra tüm life skill'lere güzel bir şeyler, buff'lar getirirken bunu berbat şekilde unutmuşlardı. Sonra geçen sene civarı bir trade rework diye bir çıkarmışlardı ama gene berbattı ve kimse yapmamıştı. Yani BDO'da en hızlı unutulan içeriklerden birinde böyle top 5'e girerdi yani. Bir haftada kimse yapmayı sürdürmemişti. O kadar kötü. Hatta ilk 2 günden sıkılıp bırakanlar bile biliyorum yani. Ve bunun da hani gereksiz bir engel oluşturmuş. Ticaret eşyası varken ışınlanamama, Magnus'a girememe gibi gibi zorluklar çıkardığını fark etmişler ve bunlar da ticaretle alakalı şeyler olduğu için arkadaşlar ticaret mekaniklerine dair her şey bu külçe mahsul kutuları craftlayıp satma haricinde kalkıyor. Yani bir ticaret sistemi gelmişti, pazar fiyatı artıyor falan, onlarla artık uğraşmayacağız. Buna göre ticari mallara ilişkin bazı kısıtlamalar da gevşetti. Zaten işte bu kısıtlamanın olması ne? Bu sistemde millet bunu abuse'lar diye korkulan bir şeydi. Artık Magnus'a balık veya madeni para tutarken bile girebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun balıkçı. Artık Magnus'u ta bir yerden bilip başka bir yerden çıkıp satabileceksiniz daha güzel bir şekilde. Bu güncellemeyi ticaretin uyguladığı çeşitli kısıtlama hafifletilmesi habercisi olarak düşünmek doğru olacaktır. Yani aslında trade'in kaldırılmasının asıl nedeni bu kısıtlamaların kaldırılma nedeni arkadaşlar. Ticaretin gerçekleştiği her köyün ticaret yöneticiliği genel ticaret mallarının ticaretini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Ticaret eşyaları artık NPC'lerden sipariş sözleşmeleri aracılığıyla satın alınamayacak şekilde değişti. Bu değişen sistemi söylüyor. Sipariş sözleşmesi işlevi de kaldırıldı. Belirli bir zamanda verilen eski hal öncesi haber bülteninde bilgi vermeyi bıraktı. Orada zaten kimsenin bakmadığı bir şeydi. Ticaretle uğraşmıyorsa. Sipariş sözleşmesinde envanterde ve binek envanterinde depolanan ticari mallar son kullanma tarihine bakılmaksızın satın alma fiyatı üzerine merkez pazar deposuna gönderilir. Merkez pazar mı? Okey. Sanki bu merkez pazar değil, depoya olması gerekiyor. Neyse, çok önemli değil. Acaba gümüş olarak mı? Bilmiyorum, neyse. Toplama veya lonca sondajı yoluyla elde edebilecek aşağıdaki ticari eşyalar alırken de sırtınızda taşımaya gerek kalmayacak şekilde değişildi. Bu güzel bir değişim. Büyülü güçleri sahip Mandraga, cadının zehirli bitkisi, güçlü kokulu safran, hayalet mavi gül, ay ışığıyla renklenmiş çuha çiçeği ve tibia amaçlı yılan kökü. Tabi bunlar Google Translate çevirisi ve İngilizceleştirilmiş versiyon olduğu için İngilizceleri gidip kodekse yazıp bakarsanız daha iyi olur. Ben tabii ki buradan hızlı olsun diye okuyorum. Ama düzgün olanlar için İngilizceyi kodekse yazıp bakabilirsiniz. En kaliteli hasır ipeği, zamanı geçişin yansıtan şarap, bir şövalyen değerli kılıcı, bir zanaatkar ruhuyla dolu çömlekler, enfes cam el sanatları, altın süslemeli bebekler ve mutlu bir tanrıçın gözyaşları artık sırtınızda taşıma animasyonu olmadığı için rahatça taşıyabileceksiniz. Ticari mallara ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesine devam ediyoruz. Normal ticari malların taşınmasının sona ermesiyle ticari mallara ilişkin kısıtlamalar aşağıdaki şekilde değişti. Değişiklik sonrasında ticari mallar aşağıdaki iki kritere göre sınıflandırılmaktadır. Sırt çantanızda taşımadığınız malları takas edin. Sırt çantanızı taşıyın ne?
Neydi? Ha, sırt çantanızda taşıdığınız mallar bir kategori. Bir de sırt çantanızda taşıdığınız egos that you can carry that. Sırt envanterinde taşıdığınız artı envanterinde taşımadığınız olarak iki kategoriye bölünmüş. Okey. İngilizce okuyunca daha oturdu. Sırt çantasını taşınmayan ticari mallar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir. Bağlantılar dahil. Sırt çantasını taşımayan ticari mallar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir. Bağlantılar dahil. Hizmetçi kullanımı ve ticari malları kullanıcının çantasına saklama. Bunlar hala geçersiz. Sırt çantasına taşınan ticari mallar için aşağıdaki kısıtlamaları geçerlidir. Bunlar da binekler dahil. Burada bağlantılar dediği binekler. Lonca toplanma komutu kullanma. Luffy Badmount'un geliştirilmiş pusulasının teleskobunu kullanma. Arkeolojik haritası, gezgin haritası kullanma. Karakterin köyler arası taşıma. Magnus'u kullanma. Hizmetçi kullanımı. Kamp alanına erişim. Savaş aranız kızıl savaş alanı. Kamp alanı dediği bu arada umarım şeydir. Çadırı açmak değildir. Çadır deposudur yoksa sıkıntı bence. Savaş aranızda kızıl savaş alanı eski Grand Prix'sine ve Elvia diyarına girme. Ticari malları binek üzerine taşırken at fülti kullanma. Ticari malları binek üzerine taşıyan Krokodil Tapınağı kullanma. Ticari malları Clarence'in çantasına saklama durumunda hala kısıtlamalar geçerli. Ticari mallar artık satın alınamadığından gelecek haftalık görevler artık kabul edilemeyecek şekilde değişti. Bu zaten haftalık görevi kaç kişi yapar bilmiyorum. Gia'nın tüccarlar bilindiği onun geri getirmesi bu herhalde en popüleri. Carfion atölyelerinde acil talep. Carfion soylu bir kadının gelen popüler eşya. Halperest bir kız. Altınon'un üst sınıfındaki lüks eşyalar ve sonsuz bir araştırma yürüyüşü görevleri artık yapılamayacak şekilde değiştirildi. Evet. Geçen haftalarda gelen bir Valencia hapishanesi yani bu sülfür madeni gibi bir yere atıyor yer altına kazıp çıkıyorsunuz ya da mini game'den işte gardiyanlar kaçıyorsunuz falan anlatmıştık ya onu biraz daha değiştirmeye devam etmişler. Niye buna bir anda yoğunlaştılar bilmiyorum. Bayağı yıllardır kullanılmayan bir şeydi. Bir anda akıllarına geldi galiba. Galiba BDO'yu oynayan, zorla masaya bantlanarak oynayan GM'ler galiba Valencia seviyesine erişti. Ve haydut olmuş. Çöldeki kükürt madeni kampındaki hapishanedeki gardiyanların ve cellatların sayısı azaltıldı. Ancak saldırı hasarı eskisine göre %33 arttı. Maden kampı labirentindeki gardiyanların ve cellatların görüş alanından kaçınarak kaçarken aile karma değeri 30.000 iyileşecek şekilde değişti. Yani bu diyor ki mesela hapishaneye girdiniz çıktığınızda 30.000 karma geri kazıyorsunuz. Bu da işte tam çıktığınız anda biri hemen sizi daha karmanızı kasmaya fırsat bulmadan kesebilmenizi engellemek için mantıklı bir değişim. Kükürt madeni kampındaki gardiyanlar ve icra memurları mahkumu tespit ettikten sonra onlara saldırmadan önce bekleme süresi kısaltıldı. Yani artık sizi tespit ediyorsa çat diye üzerinize hızlıca gelip daha hızlı saldıracaklar. Kükürt madeni kampındaki gardiyanlar ve icra memurlarının mahkumları tespit ettikten sonra takip ettikleri mesafe de arttırıldı. Gardiyanların ve icra memurları mahkumları ayaktayken tespit edebilecekleri mesafe de arttı. Gardiyanlar ve infaz görevlilerinin mahkumlar otururken veya emeklerken tespit ettiği mesafe ve açı azaltıldı. Devriye sırasında gösterilen algılama aralığı karakterin oturma pozisyonunda olduğu zamana bağlı olduğunu da unutmayın. Evet, toplama araçlarının basitleşmesi. Şölende söylenen şeylerden biri biliyorsunuz bu gereksiz işte alet edevatların kaldırması zaten saçmaydı. Bir sürü vardı işte görev yaptığınız zaman bulamıyordunuz ya da buluyordunuz yüksek bir tier buluyordunuz ama onu uyduruk çar olduğu için takamıyordunuz level'ından dolayı. Güzel bir değişme gelmiş ben beğendim. Birçok alt seviye toplama aracı yani aleti büyülü toplama araçlarına dönüştürüldü. Buna göre sihirli toplama araçlarının ekipman seviyesi sınırda kaldırıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Benim en sevdiğim kısım bu. Toplama yolundaki ilk adımları atan maceraca yeni eklenen toplama süresi 8 saniye azaltır efektiyle malzeme tüccarının araçlarını kullanabilirler. Daha sonra sihirli günlük araçlar aracılığıyla çeşitli toplama yöntemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Toplama etkinliklerinin daha derinlemesine keşfetmeye devam etmek istiyorsanız Logia, Duster, Manos türü toplama araçlarını kullanabilir ve daha akıcı bir süreçte tam teşekküllü bir maceracıya dönüşebilirsiniz. Black Desert dünyasının alet atölyelerindeki demirciler uzun süredir toplama aletleri yaptıklarından sadece çeşitli toplama aletleri yerine sihirle dolu toplama aletleri de yapmaya başladılar. Aşağıdaki öğeler artık alet atölyesine işlenmeyecek şekilde değişti. Yani diyor ki BDO dünyası bu kadar zamandır craftlıyorlar artık maceracılarla birlikte zaman da geçiyor. Artık herkes büyülü yapmayı öğrendi. Low ya da mid tier fantasy'den şu an high fantasy'ye doğru yükseliyor oyun.
Büyü sistemi. Artık aşağıdaki öğeler elde edilemeyecek şekilde değişti. Tabii ki bu listeyi okumakla uğraşmayacağım. Yani tüm uyduruk olan bu craft eşyaları kaldırdı. İngilizceden ya da Türkçeden kıyaslayabilirsiniz kendinizde var mı yok mu. Alet atölyesinde üretilen veya tamamlanan eşyalar için eşyalar gümüşe dönüştürülecek ve ödemesi yapılacak. Büyülü toplama araçlarını kullanmanın yaşam seviyesi gereksinimi kaldırıldı. İşte bu en güzel kısım. Toplama beceri seviyesi 5'ten itibaren giyilebilir de eskiden, artık öyle bir sınır yok. Bu çok iyi çünkü mesela ben bir görev yapıyorum ya da işte bir sezon çarındayım. Buluyorum aleti ama level sınırı var diyor. İlla uyduruğu bulmak için NPC'ye gidiyorum ya da dükkandan şey bekliyorum falan. Merkez pazarı siparişi bekliyordum falan. Saçmaydı. İyi olmuş. Zaten böyle bir limit olması bile saçmaydı bence. Büyüleyici toplama aletlerinin alet atölyesinin 3. seviyesinin yapılabildiği bir tarif eklendi arkadaşlar. Artık büyülü tariflerde gördüğünüz üzere şöyle sağda var, kıyaslayabilirsiniz. Manos'un yaşam aletlerini yapmak için gereken parlak tipteki toplama aleti sihirli tipteki bir toplama aletine dönüştürüldü. Malzeme satıcısı toplama alet araçları. Alet atölyeleri daha iyi performans gösteren toplama aletleri üretip dağıtırken, toplama aletleri satan malzeme tüccarları da daha iyi performans gösteren toplama aletleri satabilmekte artık. Malzeme tüccarların sattığı beyaz dereceli toplama aletlerinin isimleri değişti. Örneğin işte küt balta diyorsa direkt balta olduğu. Malzeme tüccarları tarafından satılan beyaz dereceli toplama aletlerinin toplama süresi -8 saniye azaltır etkisi eklendi. Yani daha hızlı toplayabileceksiniz bununla bir süre. Ama 10-10-10 durability olduğu için saçma oluyor bir yerden sonra. Malzeme tüccarları tarafından satılan geliştirilmiş toplama araçları da artık satılamayacak şekilde değişildi. Bazı toplama araçlarının kaldırılmasıyla birlikte aşağıdaki değişiklikler yapıldı. Shackleton'un üst kısmındaki koleksiyon günlüğü, Div'in her şey gözlüğündeki 6. cildindeki sevdiğim şeyler günlüğü için gereken öğeler değişti. Şanslı keskin deri yüzme bıçağı istiyordu, artık direkt büyülü deri yüzme bıçağı isteyecek. Zorluklar ve arayışlar elde edilen yaşam araçları değiştirdi. Bazı kutuların ve öğelerin adları ve içerikleri değişti. Ve mücadele edildi bu challenge ye. Bahsediyor ve sadakat ürünlerinin isimleri de değiştirmiş. Reform taşı sadeleştirmesi. Reform taşı şu an BDO oynayan çoğu insanın bile bilmediği bir şey. Oha bir dakika. İngilizce'de yazı yazmıyor, Türkçe'de yazıyor. What? Bir dakika, ben bu İngilizce'ye bir refresh atacağım. Galiba bir sayfayı yenilerken bir şeyler olmuş orada. Heh, güzeldi, tamam. Evet, bir süre böyle olacak, öyle garip grup yazı görürsünüz, işte o çevirmen arkadaşın deneyimsizliği olacak, öyle zamanla alışacak, sıkıntı yok. En azından okunabilir bir İngilizce çeviriyor adam, şükürler olsun. BDO hala official bir çeviri yayınlamıyor. Nasıl global lab lan bu? Hala Korean lab server. Neyse. Reform taşlığı sadeleştirmesi. Dediğim gibi bir sürü insanın artık bilmediği bir şey. O BDO'da da uzun zamandır şeydi. Merkez pazarı bakarsın şöyle Ultimate Armor, Ultimate Weapon Reform Stone diye geçer. Bu yeşil ya da mavili sarı renge çıkartır. İşte biraz stat verir falan. Öyle bir işe yarıyordu. Bazı silahları ve zırhları en üst seviyeyi yükselten reform taşları da mevcut duruma uyacak şekilde basitleştirildi. Her aşamaya bölünen ve olasılığına göre başarılı geliştirilen 1. ila 3. seviye reform taşları silinecek ve yalnızca kesinlikle geliştirilebilecek nihai silah zırh reform taşları kullanılacaktır. Silah zırh reform taşları basitleştirildi ve seviye 1 ile 3 arasında silah zırh reform taşları silindi. Buna göre 1'den 3'e kadar olan aşamalı ve Ultimate Ekipman Reform Taşı yolda ekipman iyileşmesi yapılması durumunda Ultimate Ekipman Reform Taşı üzerine ilerleyebilirsiniz. Nihai silah zırh reform taşları rafine seviyesi de 3'te işlenceyi eklendi. Tarifi şöyle gördüğünüz üzere. Tarif köyündeki Shell Arms'taki Ajumucu aracı takas edilen iyileşme taşlarının takas yöntemini değişti. Önceden işte 5x Hunter Seal veriyordunuz. Seviye 3 bir tane alıyordunuz. O da işte 100 veriyorsunuz artık. Nihai alıyorsunuz. Aynı şekilde zırhta da 5 verip 3 tane zırh yapılanımı alıyordunuz. Artık da 50 verip nihai zırh verecek. Yani aslında bunu mesela kolaylaştırırken hazır ellerdeymişken bence zırh ve silah ayrımını da kaldırsalar iyice kolay olurdu ama yapacak bir şey yok. O da inş ileride. Seviye 1 ve 3 silah zırh reform taşlarının silinmesiyle aşağıdaki mekanikler de tabii ki değişiyor.
Nihai silah ve zırh reform taşları eşyalarının açıklaması iyileşildi. Resmi sunucu güncellendiğinde seviye 1-3 silah zırh reform taşlarının takas fiyatı üzerinden postayla gönderilecek. Resmi sunucu güncellendiğinde seviye 1-3 silah zırhlarının takas alım satımı için bekleme iptal edecek ve satılan öğeler belirlenecek. Eşya yenileme menüsünde seviye 1-3 silah zırh reformu açığa çıkmaması için silindi. Bir rafineri aracıyla seviye 1-3 arasındaki bir silah zırh reform taşı üretiyorsanız bunu bir kez tamamladıktan sonra tamamlanan öğenin takas fiyatı üzerine hesaplanacak. Seviye 1 ila 3 arasındaki silah zırh reform taşlarının üretim formülü rafineri kaldırıldı. Seviye 3 silah zırh reform taşları kullanarak üstün silah zırh reform taşları oluşturmanıza olanak sağlayan işlem formülü silindi ve son olarak Dorin Morgrim'in macera gününde kullanılan seviye 1 ila 3 silah zırh reform taşları için takas formülü de silindi. Ne oluyor lan? Dışarıda full ses bir araba geçiyor. Korktum. Diğer değişiklikler, içerikler. Yaşam mini oyunun bitiminden sonraki sonuçlarının gösterimi değiştirildi. Ek olarak kapatma gecikmesi 3 saniyeden 0.6'ya düşürdü. Bu güzel bir değişim. Chakatun'un üst kısmındaki toplama günlüğü Div'in her şeyi sözlüğünün 3. cildinin 2. bölümünün tamamlanamaması sorunu düzeltildi ve iyileşildi. Su altında ihtiyaç duyulan 7 çeşit eşya yerine sadece 3 çeşit eşya vererek tanımlanacak şekilde değişti. Oo, hadi iyisiniz ha. İyi, kolay olmuş. 60'tan fazla Lonca öğesi türünü öğeleri nasıl kullanacağı ve elde edeceğine ilişkin açıklama eklenmiş. Millennium yaban cinsenk maddesi açıklaması etkinin tüm aile için geçerli olduğuna dair açıklama eklendi. Evet, bunu bilmiyorsanız arkadaşlar bu cinsenk vardı ya. Nasıl yazılır lan? Bu tüm aile etkisi var. Bu çok bilinmeyen bir şey ya da unutulan bir şey bazen. Bu tüm aile etkisi var. Ve hayır, toplamadım, pazara satın aldım ben bilginize. Nampamudul köyü hakkındaki bilgi yıldız ışığı tozu eşyasının açıklamasına eklendi. Bardak olacak şekilde iyileştirilen aksesuar öğelerinin açıklamaları arasında bardakların çıkarılması ve bardakların çıkarılması ile ilgili açıklama eklendi. Bardak dediği bu arada kadeh olan bilgisayar şundan bahsediyor. Saflaştırmış içecek kadehi görevine devam ederken parmak izi iyileştirdi. Parmak izi mi? Bu şey mi? Aa, bu şey mi lan yoksa? If I drink a glass, the fingerprint has been changed. Yo, pardon, ben Elvi göreviyle karıştırdım. Okay. Bir an Elvi görevine gittik hadi. The fingerprint has been improved. Yazının kalınlığını arttırmış ya. Hani kardeşim, bak sen bilgin olsun, sen çıkarıyorsun, sökmüyorsun, onun farkını daha net olacak şekilde yazmış. Okey, yani daha belirteç olmuş. Blueprint, bu da şey, bu Eferya Fırkateyni ve denizci gemisi için gerekiyor, ondan bahsediyor. Eferya Fırkateyni ve Eferya kendisinin satış fiyatı 10.000 gümüş olacak şekilde değişmiş. Arka plan NPC efektler ara sahne. Artini her yerde bulunan müzik enstrümanı mağazalarını daha aktif bir şekilde tanıtmaya başladı. Artini'nin Kaya, Flondor, Ankado ve Sanlar'da faaliyet gösteren müzik aleti mağazalarının yalnızca birini ziyaret ederek görevi tamamlasanız bile Artini'den o müzik aletin diğer bölgelerindeki müzik aleti mağazaları hakkında bilgi edinmemiz için bir iyileşme yapıldı. Oha, şükürler olsun. Çok saçmayız zaten. Ses karmaşık savaş durumlarında daha doğal ses çıkacak şekilde değişti. Ney? Karmaşık böyle birden fazla insanın PvP yaptığı durumlarda ki çıkan sesler anormalmiş, onları düzeltmişler. Sabah ışığı diyarındaki demirci için tuval ekipman takas diyaloğu doğal olacak şekilde değişmiş. Kullanıcı arayüzü. Menünün adı değiştirmiş. Düzenli menüsü direkt menü olmuş. Menü simgesi buna göre değişmiş. Menü düzenleme işlevi için konum menünün sağ tarafına taşınmış. Dişli simgesi. Dişli simgesi dediği de gear anlamındaki dişli. Okey. Sunucu seçim ekranı ana sunucuyu ayarlarken giriş düğmesinin açığa çıkmaması için iyileştirilmiş. Peki. Binekler. Daha fazla maceracının iyileştirilmiş lonca mutfağı dediği bu lonca gemisi deneyimleyebilmesi olanak sağlamak için genişletme malzemelerine yönelik gereksinimler gevşetildi. Önceden işte bu Arton, Kadıga, Fil Dişi, Figür Başı istiyordu. Artık direkt herhangi bir level istiyor.
Yani artı 10'a basmayı kanser oluyorsanız basmayın arkadaşlar, bekleyin. Direkt geldiğinde böyle yaparsınız. Evet, bug fixer. Bir karakter hareket hızına bağlı olarak buff veya debuff etkisi aldığında ileriye doğru hareket ederken zıplarken dahi buff ve debuff etkisinden etkilenecek şekilde değiştirildi. Ooo. Millet zıplaya zıplaya debuff'tan kaçıyormuş yani. Daha doğrusu debuff etkisi o varken kaçıyormuş. Vay çakallar. Valkyrie Mystic Lan Corsair Hindistan cevizi korsanları kaskın takarken dişlerin doğal olmayan bir şekilde ortaya çıkma sorunu düzeltildi. Bir karakterin kuyudan Magnus'a girdiğinde hizmetçi, uşak ve evcil hayvanların görünmeyecek şekilde değiştirildi. Sabi yükesi ve kara tapının 9 kuyruklu tilki ile savaşırken savaşa hazır olma duruşun tuhaf görünme sorunu düzeltildi. Aşağıdaki bilgilerin elde edilememe sorunu giderildi. Kadimlerin taş odası deneyimin taşlaşması 1'den 5'e kadar. Aşağıdaki isteklerdeki yazama hataları düzeltildi. İsteklediği görev. Dan'ın eldiveni ve Atur'un ayakkabısındaki değiştirme talebi. Üretim geliştirmiş bir kadırganın genişletilmesi için talep koşulları. Kabul koşulları. Haftalık eski ay klan isteği Margaret'in deniz canavarının yeğenin isteği. Görev yani. Belirli bir oynanabilir skoru düzenlerken notaların gösterilmemesine neden olan sorun düzeltildi. Kayaz, Eko ve Ankadoz Eko eşyalarının açıklamasındaki yazım hataları düzeltildi. Asparkan ve Muzgar depo bekçisi NPC'nin dünya haritasında normal NPC olarak görüntülenme sorunu düzeltildi. Değişiklik ön ayarındaki bir değişikliği değiştirildiğinde onay mesajındaki değişiklik efektinin görüntülenmeme sorunu düzeltildi. İlyadasındaki depoyu genişletirken maksimum slot olmasına rağmen deponun 4. seviyeyi genişletilememe sorunu düzeltildi. Basitleştirilmiş ana görev tamamlandığında deneyim taşlaşması 1-5 bilgisinde elde edilememe sorunu düzeltildi. Fistria harabeleri girişindeki belli bir konuma hareket ederken karakterin kaçamama sorunu düzeltildi. Muzgar konutunun iç kısmında zemin ve duvar kağıdı uygulanmama sorunu giderildi. Tüm aynı öğeleri işle işlevini kullanarak L'de geliştirilmiş aksesuarları işlerken öğe güçlendirildikten sonra güçlendirilmeyen aksesuarlarında işlenme sorunu düzeltildi. Sabah ışığı diyarı... Ney? Sabah Şaman Krallığı ne ya? Sabah ışığı diyarı olması lazım bu. Bakayım. Kingdom Morning. Ha, önemli değil. Dur. Yo, Kingdom of Morning Shaman. Harbiden Kingdom of Morning Shaman. Okey. Sabah Şaman Krallığı illüstrasyon videosu için kaynak değişikliği çalışması yapılmış. Aa, bu şey mi acaba? Deniz Sarayı'ndaki İmparator abimiz mi? Ya da Sabah Işığı Diyarı'ndaki şey mi acaba? Karakter vardı. Okey. Neyse, bilmiyorum. Geldiğine bakarsınız. Kör Tapınak ve Sabah Krallığı'ndaki bazı kısımlardaki büyük adımlar yapımı sırasında karakterin anormal derecede hızlı görünme sorunu düzeltildi. Sabah ülkesine bir illüstrasyon talebini işlerken Nolbu, Choi Jinsa'nın görünümünün belli koşul altında titremesine neden olan sorun düzeltildi. Pencereli modda yalnızca gamepad kullanan arayüzü kullanırken ekran küçültüldüğünde parti davetiyesi kullanıcı arayüzünün parti ayarları penceresinin dışına çıkma sorunu düzeltildi. Gamepad kullanıcı arayüzü kullanırken parti ve ekip ayarlarında herhalde PlayStation logosunun görüntülenme sorunu düzeltildi. Avlanma yeri bilgi arayüzündeki bir sonraki avlanma yerini ışık taşı yaşayan görüntülenme sorunu düzeltildi. Karanlık takip için yatak odası Dark Seekers Retreat dediği bu. Öller şehir ve Tungra tarafı yani Ulu Kıta bölgesi. Evet, sınıf değişimleri. Geçen hafta biliyorsun çok aşırı korkunç bir karar almayı düşünüyordu BDO ve onunla ilgili gelişme var arkadaşlar bugün. Son Black Desert Araştırma Enstitüsü yani geçen hafta Global Lab güncellemesi duyurusundan bu yana her bölgeden birçok maceracı her plan hakkında görüşlerini gönderdi. Biliyorsun geçen hafta 1. 2. 3. plan demiştik. 3. en korkuncuydu. Her çarı grev verme olayı umarım o gelmez demiştik. Bunlar arasında macera perestler özellikle 2. yöntem hakkında çok fazla görüş bildirdiler. Bu birçok maceracının fikrin belirttiği bir plan olduğundan maceracının bu doğrultudaki görüşlerini dinleyip gözden geçirmek ve güncelleme sunmak istiyoruz. Yani BDO böyle şeyler diyor işte çoğu insan bu konuda bir şey bilir diyor da. Abi bunu nereden biliyoruz biz yani. Bu BDO'nun ilk seferde olmaz hani çok fazla insan bunu istiyor deyip getiriyor ama aslında tam tersi istemiyor da oluyor yani. Keşke bu tür dataları nasıl topladıklarını bir yayınlasalar ya değil mi böyle. Neyse bu arada ben de katılıyorum. Ben de ikinci rotanın en mantıklısı olduğunu düşünüyordum. İkinci rotayı unutanlar ya da video bakmayı üşenler için hatırlatayım. İkinci rota benim de şahsi olarak mantıklı yani üçün arasında kötünün iyisi olan
benim için bence de şeydi. İkinci, yani süper armorların azaltılıp front kartların sayısının arttırılarak bu tür şeylerin daha önemli bir hale getirmesi. Elbette bu yönün tüm macacı tam anlamıyla tatmin edebilecekleri bir yöntem olmadığını çok iyi farkındayız. Bu nedenle daha dikkatli dinleyeceğiz, dikkatli inceleyeceğiz ve eksikleri tamamlayarak kendimizi geliştireceğiz. Tabii efendim. Bu haberi daha yoğun bir şekilde tartışıp test edeceğiz. Umarım Kore'de önce. Ve maceracığım bunu Blacklist Araştırma Enstitüsü'ne deneyimleyebilmeleri için hazırlanacağız. Yani gerçek test Kore'de olacak, onu biliyoruz da neyse. Girip test eder insanlar gene. Bugün yukarıdaki durumun dışında maceracılığın görüşlerine ve gerçeklerine dayalı olarak bazı rahatsız edici kısımlar iyileştirme ve bazı sınıfların çok güçlü olduğu yönleri ayarlamak için resmi sunucuda çalışma yapıldı arkadaşlar. Yani zaten bilmem kaç haftadır devam ediyor bu lanet olası WUSA'ya yetişeceğiz diye Beedo'nun başlattığı bir şeydi. Class değişimin tek tek bakmaya uğraşmayacağım arkadaşlar bilginizde. O yüzden spesifik biz kendi sınıfınıza bakacaksınız. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz sağlı sollu. Artık her tercih yapın. Ben bunlara bakmayacağım. Ben direkt bilgiye gelen şeylere bakacağım. Çünkü yeni çağır sonuçta. Şöyle kaydırın, merak eden videoyu durdurup bakabilir bu kısımlara. Zaten buradaki şeylerin %70'i gelmediği için çok önemli. Class değişimleri dediğim gibi sürekli. Hani bunu tekrar ediyorum da işte önceki videoları izlemeyenler de anlasın diye. BDO'nun gerçek test server arkadaşlar Kore. Burada ne derlerse desinler, Kore'ye gelmiyorsa o testi geçememiştir, kalmıştır. Kore'den anca bize geliyorsa testi geçmiştir. Bilginize. O yüzden bu kısımların gerçek testi Kore'de yapılacak. Herkese şöyle bakabilir. İşte bayağı bir şey gelmiş. Gördüleri biraz uzun sürdü. Adaçayı dediği Sage bu arada. Ah be. Bu Sage'in her hafta Google Translate'in Adaçayı olarak çevirmesi seni çok güldürüyor. İlk gelden beri olan bir şey ama hala güldürüyor. Şöyle Türkçe olanları da göstereyim. Ben de bilgin kısmını detaylı okuyacağım çünkü orası yeni. Korsan dedi de Corsair tahmin edeceğin üzere. Awakening Drakani'ye bir sürü şey gelmiş ama nerf mü, buff mı bakmadım bile. Direkt Kore'den bize geldiğinde bakarız zaten. Erken bakmanın sanki bir faydası, sanki bizi dinliyorlar. Böyle olmuş. Maygo da şöyle olmuş. Uyanış Maygo bu arada. Ve gelelim şimdi kalır yani bilge. Öncelikle arkadaşlar, akademisyen. Rabam aydınlanması geldi. Sonunda Bilge'nin Rabamları geldi. Ben zaten Bilge'nin videosu çekerken demiştim. Daha Rabam'ı yok, Rage Beceri yok. Bu bitmiş bir çar değil. Bu beceriler geldikten sonra bakın demiştim. Ve sonunda bugün bir kısmı geldi. Rabam'ı aydınlanması 3 tür beceri gelişmesi eklendi. Her gelişmiş beceri seviye 56, 58 ve daha ve ya daha yüksek karakterleri tarafından öğrenilebilir. Her seviyede 2 ileri düzey beceriden yalnızca birini öğrenebilirsin. İleri düzey beceri kazanmak için ön koşu beceri edinmeniz gerek. Yani klasik Rabam mantığı, ekstra bir şey yok. Öncelikle ilk becerimiz arkadaşlar şu gravity kontrol, gördüğünüz shift x ile atılıyor. Önceki beceri okumaya gerek yok artık. Çünkü artık her çarda yani 1K olduğu için şey, eğer o çarı düzgün 49 değilse yani. Bir kaldığı için zaten bunları alırsın. Eskiden bunlar önemliydi SP sıkıntısına ama artık bol olsun, oraya gerek yok. 400 lira direkt %50 kritik atma oranı olan, front guard'ı olan, 10 tane objeye vuran, isabet oranı %13 olan ve hasar vuran bir beceri sadece. İkinci Shift X'te gördüğünüz birazdan mobility için kullanacak bir şey. Saldırı öncesi kısmında front guard'ı var, isabet oranı %12 ve sadece hasar vurma işlevi var, bu kadar. Şu 10 kişiyi vurur şeyini okumayacağım çünkü her beceride öyle zaten Bedo. Evet, 57 Rabam'ı ise arkadaşlar gözden Shift D ile atılıyor. Becerinin bu saldırı animasyonu önceki kısmı şurada da gördüğünüz üzere son kısım haricinde front guard. Her başarılı vuruşta 60 MP VP SP'ne kullanırsa onu dolduruyor. İsabet oranı %13, crit atma oranı da %100. Bunun neydi? Crit oranı. Bunu crit oranı %30'unu okumayı unuttum. Pardon. İyi, kaydırmayın. Bir dakika. Buradayız. Bazı durumlarda animasyon iptali dağıtılabilmiş. Bir de quick slot'a da konuyormuş bu. Bilginize.
İkinci shift S'de arkadaşlar gene quick slot'a ya da konabiliyor. Bazı tuşlardan sonra işte space tuşlara basarak atılıyor, o kısma gerek yok. İsabet oranı %13, crit atma oranı %100. Her başarılı vuruşta artı 80-80 can doldurmuş ve beceri sınavında şurada da gördüğünüz kadarıyla süper armorsunuz. Sadece canavarları geçerli bir geri itme yani push varmış. Ve 58 ravamları. Bunu direkt quick slot'a koyup atacaksınız arkadaşlar. Burada yazılar biraz şey olmuş. Ya şunu resmi ayrı var mı şöyle? Heh. Ya okunmuyor ki. Dur şöyle bakacağım. Cooldown'ı 1 dakikalıkmış. Buff becerisi galiba, bu bakayım. The effect of reducing attack movement speed is being applied when using the technology is removed. Aa, bu şey mi? However some attack... Yok, bu çevir bayağı şey olmuş, zor okunuyor. Sanırım ama attack speed, casting speed debufflarını almama üzerine bir buff galiba bu. Beceri kullanırken süper armor o kısım okunuyor, kalan hiçbir şey okumuyor ama sanırım attack speed, casting speed debufflarını almanızı engelliyor bu, ya da üzerinizde varsa siliyor galiba, hangisi emin değilim. Bunu geldiğinde anlarız, biraz çeviri şey olmuş. Okey, bu da diğeri, diğer versiyonu. Gene quick slot koluna katılıyor. Hasar veriyor gördüğünüz, diğerinin direkt bir hasar yok, buff becerisiydi. 15 saniye cooldown varmış. Crit oranı %50, isabet oranı %10. Ve başarılı vuruşlarda rakibin... Okey, iki kademeli bir hasar var ya bak şuradaki şeyden. Eğer iç tarafta başarılı olarak vurursanız... Sanırım %10 debufflıyor. Buradaki sayı 10 gibi duruyor. 10 debuff atıyor. Yani attack speed, casting speed, movement speed debuff atıyor. %10 oranında 5 saniyelik. Eğer şu diş en kısımdaki bu dış taht kaya herhalde. Sanki şuraları da vuracak gibi de. Okey, neyse. Dış halka tarafına vurursanız da %30 debuff atacak. Okey. Neymiş? 30 tane üstümüz duruyor. Yavaşlatma vs almıyor büyük ihtimal. Bazı alır diyor. O neye göre ilginç. Evet, işte geldiğinde göreceğiz yani. Dediğim gibi biraz scuff olmuş bu. Geldiğinde çözülür. Git de globale girip de test edin, yapamayacağım. 56. Seviye beceri geliştirme ve 57. seviye beceri geliştirme kontrol tuşları bağlantılıdır. Örnek hızlı bir telaşın ardından gelen yol akışı altın yol atılabiliyor. Yani başka becerilerle de animasyon iptalleri var. Bu ikisini. Ve sadece Rabam diye arkadaşlar. Sonunda Bedo hem Rage becerilerini hem de Rabamları aynı anda getirmeye girişmiş. Eskiden geliyordu Char. Bir ay sonra Rage becerisi geliyordu. Sonra Uyanış geliyordu. Sonra Rabam gibi böyle 3 parça halinde geliyordu. Anca bitiyordu Char. Bu sefer birlikte getirmiş, yiyormuş. Evet. Rage becerileri arkadaşlar. %10, %25 ve %50 Rage becerileri geldi. Öncelikle %... Okuyamıyorum. Google Translate şey alınca. Kaçmış bu? %10. Heh. Bu %10 hali. Shift C ile ya da right click Tet input dediği spesifik tuştan sonra right click. Ha. Shift C'ye right click basılı tuttuğunuzda atılacak şekilde. Hasar veriyor gördüğünüz üzere. Bildiğiniz üzere fırıldık becerisi zaten Shift C. Onun biraz daha iyi vuran versiyonu. İsabet oranı %15. Kritik atma oranı %100. Zaten şeyden görüyorsunuz. Süper armor. Reduce movement speed for 5 second. Ney? At public time. Demirler. Reduce movement speed for 5 second. Yani 5 saniye boyunca %15'lik attack speed, cast speed debuff atıyor gibi algıladım ben. Canavarlara geçerli sadece bir knockdown varmış. Okey. Evet, bu da arkadaşlar %25 becerisi. Shift Q'ya right click basılı tuttuğunuzda atıyor. Şöyle bir kırmızı kırmızı parlayarak versiyonu atıyor. Bayağı cool bir yerden çekmişler bu gif'i, bu arada beğendim. Kritik atma oranı %100, isabet oranı %9. Daha uzun bir mesafe atlıyormuş bu right click ile attığınızda. Mesafe artıyormuş. Da hem daha uzağa hem yukarıdan aşağı düşme mesafesi de artıyormuş.
Beceriyi kullandığınız anda 20 saniye boyunca artı 10 AP arttırma veriyormuş. Bir de anında 10 saniye boyunca artı 20 DP veriyormuş. Okey. Beceri kullanırken zaten süper armorsun. Şu havadaki kısımda iframes'in onu zaten buradan görüyorsunuz. Düşme hasarına göre düşme mesafesine göre hasar artıyor gene. Diğer bu sage diyorum bak gene. Bilgenin becerilerinde olduğu gibi o da var bunda. Evet. Ve son olarak %50 rage becerisi. Oo bak bunun çevirisi çok tatlı olmuş ha. Hangi tuştan sonra alındığı belli değil. Sadece şu kısmı çevirisi olurmuş ha. Neyse. Bu beceriyi bilmiyorum ben. Sanki bir shift sağ klik gibi de. Hatırlamıyorum. Becerileri unuttum bile ben bu çarın. Neyse. Bu beceriden sonra right click. Pardon. Beceri sırasında right click basılı tutarsan atıyorum. Shift sol. Ah yakınmış. Shift sol ile atılıyormuş. Shift sol artı RMB ile yani. %50 tabii ki rage gerekiyor. %15 isabet oranı var. %100 crit atma oranı var. Şurada gördüğünüz üzere full süper armorsunuz beceri sırasında. Başarılı vuruşlarda -25 DP kırma var 10 saniye boyunca ve PvP'de de geçerli bir knockdown var burada gördüğünüz üzere. Evet şimdi gelin diğer beceri değişimleri. Zaten biliyorsunuz her hafta küçük küçük değişimler geliyor bilgiye bufflar mafflar falan. O yüzden bu hafta da gelmeye devam etmiş. Gravity Grip yer çekimi kavraması. Hedeflenen hedefe hücum etme yöntemi atış başarılı olduğunda hedeflenen hedef ne olursa olsun ileri doğru atılacak şekilde değiştirildi. Buna göre yokuşta kullandığında hedefi geçerek yakalamaya çalışma olgusu iyileşildi. Ayrıca karakter atılma sırasında kamera yönüne göre dönecek şekilde değişildi. Ancak koşarken bir engel çıkarsa onu geçemezsiniz. Bu sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu grab becerisi olması lazım. Vuruş yapmanın saldırı hükmü gevşetilmiş. Fırlatma saldırısı diğer becerilerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde değişmiş. Yani animasyon iptali gelmiş grevden sonrasına. Mantıklı. Dev bir sıçrama. Tek dev sıçrama becerisi yüksek atlama gücüyle kullanırken hareketin ara sıra garip olma sorunu düzeltildi. Mantıklı. Bu büyük ihtimal şeydir. Çok yüksek mesafeden düşünce Pegasus hani kilitleniyordu ya onun gibi bir şey bence. Çekiç vuruşu. Çekiçli vurma becerisini kullanırken ikinci vuruşun hızlı gerçekleştirilmesi yapıldı. Bu arada bir önceki dediğim One Giant Leap'ti. Bu Hammer Smash. Şimdi One Small Step'e geliyoruz. Küçük bir adım. Bir küçük adım becerisi kullanırken karakter becerinin başlangıcındaki kamera dönüşüne göre hemen dönecek şekilde değiştirildi. Mantıklı. Kamera çevirme işlevleri vermedi. Güzel. Potansiyel enerji. Potansiyel enerji kullanırken fare hareketi uygulanmayacak şekilde değiştirildi. Bu hangi beceri bilmiyorum. O yüzden nerf mi buff mı emin değilim. Genelde ama mouse kullanma kısıtlamaları nerf olur. Yer çekimi çapası cazibe. Bu şey ışınlanma galiba. Yer çekimi ankarajı dediği bu enkor atma şey atıyor ya bu kübüne küp diyorum. Page küp kullanıyor da. Küreyi atıyor ya. O. Çekimin bir eğime bağlarken aralıklı olarak hareket edememe durumu iyileşildi. Peki. Yer çekimi çıpası becerisi çekip becerisini sorunsuz bir şekilde bağlanacak şekilde iyileşildi. Gravity Anchor Attraction'la animasyon iptaliyle bağlanmış. Okey. Bu Attraction'ın nasıl oldu dedi şu BDO'nun meşhur yukarı ya da aşağı doğru inen böyle eğrelti farkları olduğunda BDO'nun motoru bir beyni duruyor ya onları düzeltmişler. Mantıklı. Ve Gravity Anchor gene yer çekimi çapası. Gravity Anchor'dan sonra diğer becerilerle sonrasız bir şekilde bağlantı kurulacak şekilde ilişti. Animasyon iptalleri mantıklı. Çekiş düşüşü Hammer Fall. Çekiş düşüşü becerisi kullanırken yer çekimi göz kırpması ve ters çevirme becerilerinin bağlanabilmesi için iyileşildi. Elvia'nın diyarındaki kadim bir ruhun gücünü kazanırken kullanabilecek Elvia uzayı bölme becerisi eklendi. Ah sonunda şunu şey yapmışlar. Şükürler olsun fark etmişler. Bir atı yakalarken iki elli çekicinin tuhaf görünmesi düzeltildi. Yakalarken dedi binerken herhalde. Yo bildiğin yakalarkenmiş okey. İki elli çekiş becerisi kullandıktan sonra çekiş becerilerini bağlarken yer çekim çekirdeğinin görünümünün aralıklı olarak görünmeme sorunu düzeltilmiş. Evet arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü Global Lab böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu çeviriler artık biraz daha geç gelirse YouTube'a video ya da çeviri biraz daha hatalı olsa nedeni orijinal çevirmenin geçici bir süre
mola vermiş olmasından dolayı bilginize onu tekrar hatırlatım. Onun için izlediğiniz için teşekkürler. Videonun açıklamasını Twitch linkimi unutmayın. Twitch hala ana içimiz ama tabii ki YouTube'a da etkileşmeyin. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalı izlerken egg blocklarınızı kapatırsanız çok iyi olur. Zaten tüm reklamlar geçişli bir modda olduğu için bir tıkla geçip devam edebilirsiniz izlemeye ve tabii ki arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı ve isterseniz de sadece 2,5 TL kanalın member olabileceğinizi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.